Keşke Yapmasaydım programından herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Yunus Çevik. Kanalımıza ilk kez geliyorsanız abone olup bildirim zilini açarsanız mutlu oluruz. Bugünkü hayat hikayemiz bir hanımefendiden. Zengin bir adamla evleniyor ama o zengin adam bir süre sonra farklı işler çeviriyor ve o işlerin sonucunda bulaştığı adam mektubu yazan kadına ne yapıyor biliyor musunuz? Üzücü bir hayat, ders çıkaracağımız bir hikaye. Mektuba geçelim, ondan sonra üzerine detaylıca konuşuruz inşallah. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz ama unutmadan like tuşuna basarsanız gerçekten mutlu oluruz. Yaptığınız yorum ve like'lar verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Hayırlı günler Yunus Bey. Programınızı YouTube tarafından kazara gördüm. Ve bir süredir paylaştığınız acı dolu hikayeleri izliyorum. Size yazmadan önce kendi hayatımı paylaşmalı mıyım diye çok düşündüm. Ama sonunda belki birilerine ibret olur, belki birileri benim hayatımdan ders çıkarır ve birilerine faydam dokunur diye sizlere yazmaya karar verdim. Böyle bir program yaptığınız için Allah sizden razı olsun. Benim adım Yeliz. Hayatımın önemli acı tatlı ve son durumunu size aktarıyorum. Ben İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. Ailem zengin olmasa da orta düzeyde kendimizi rahatlıkla geçindirebiliyorduk. Ve evlenene kadar hiç para sıkıntısı yaşamadım. Bu yüzden de biraz şımarık yetiştirildim. Gençliğimde güzel bir kızdım ve etrafımda beni elde etmek isteyen çok fazla erkek olmuştur. İyi bir lise sonrası iyi bir üniversiteye gittim. Etrafımda oluşan olaylara çok fazla aldırış etmeden samimi olduğum arkadaşlarımla vakit geçirip günlerimi mutlu geçirmeye çalışıyordum. Üniversite bitince bir sene boşa vakit geçirip kafamı dağıttım. Sonra birkaç şirkete iş başvurusu yaptım. Okuduğum bölüm ve dinamik bir yapıya sahip olmamdan dolayı başvurduğum şirketlerden bir tanesi hızlıca dönüş yapıp işe alındığım bilgisini verdiler. İyi bir pozisyonda işe başlamıştım. Okuduğum bölümü ve çalışmaya başladığım şirketin adını vermek istemiyorum. İnşallah maruz görürsünüz. İşim güzel gidiyordu. Ve şirketin sahibi olan Akın Bey ile kısa sürede samimi olduk. Akın Bey benden 10 yaş kadar fazlaydı. Yakışıklı, kendini bilen, işinde başarılı biriydi. Bir süre sonra Akın Bey benden hoşlandığını dile getirdi. Çok fazla lafı uzatmayayım. Ben de Akın Bey'den hoşlanmıştım. Bir süre flört ettikten sonra bana evlenme teklif etti. Henüz çok gençtim. Ve evlenmeyi aklımın ucundan dahi geçirmiyordum. Ama hayat işte her zaman sizin düşündüğünüz gibi olmuyor. Çok geçmeden ailemin de rızasını aldılar ve birkaç ay sonra evlilik işlemlerine başladık. Zaman çok hızlı geçiyor. Heyecandan ve etrafımda oluşan gelişmelerden başım dönüyordu. Mutluydum. Ve her geçen gün kendimi daha iyi hissediyordum. Bir yandan da şirkette dedikodular kulağıma geliyordu. Patronu ayartıp şirketin başına geçti. Patron içe bundan sonra bize rahat vermez, topuklu sosyete diyen bile olmuş. Bunlar yavaş yavaş kulağıma geliyordu ama aldırış etmiyordum. Benim çalışan kimseyle derdim yoktu aslında. Sadece hayatımı akılla yaşayıp geleceğe umutla bakmak istiyordum. Ama ağır konuşan birkaç çalışanı işten attırdım. Bunu inkar edemem. Haklarını helal ederler inşallah. Ben çok güzel bir kadındım. Ve erkeklerden çok kadınların laflarını dinliyordum. Güzel olmam sanki suçmuş gibi sürekli bana farklı gözlerle bakarlardı. Neyse, zaman akmaya devam etti. Biz Akın'la evlendik. 25 yaşında hiç aklımda yokken evlenmiştim. Çok güzel bir düğünümüz oldu. Sonrasında tatile çıktık. Tatil bitip işlerimizin başına döndüğümüzde yine her şey güzel gidiyordu. Ben genç ve güzel bir kadın olmamın yanında istekli de bir kadındım. Akın bunu her geçen gün daha da çok fark ediyordu. Kocamı her anlamda mutlu ediyordum ki zaten mutlu olmasını istiyordum. Bir gece birlikte olduktan sonra "Senin bu istekli halin inşallah bir gün başımı belaya sokmaz" dedi, gülümsedi. "Ne demek istiyorsun? Ne gibi başını belaya sokacağım?" diye sorduğumda gülerek "Yani olur da sana yetemezsem beni aldatmazsın değil mi?" diye sordu. O gece ona çok kızmıştım ve bunu belli etmiştim. Ne münasebet, istekliyim diye kocamı aldatmak aklıma bile gelmemişti. Neyse, bu konu sonra tekrar açılmadı. Aradan neredeyse bir sene geçti. Bir gün ikimiz de evden çıkıp şirkete doğru gidecekken "Yeliz sen bugün işe gelme, yorulma, evde dinlenip keyfine bak" dedi. O an sanki içim okumuştu. Çünkü o gün gerçekten işe gidip çalışmak istemiyordum. "Olur valla, canıma millet, bugün dinlenirim" dedim. O günü tamamen kendime ayırdım ve uzun zamandır yapmadığım şeyleri yaptım. Akşam eşim eve geldiğinde keyifsiz gibiydi. Nedenini sordum, omuz silkip geçiştirdi.
Gece uyumadan önce istersen bundan sonra çalışma, dinlen, evle ilgilen dedi. Zaten yardımcımız var, ben neden illa eve ilgileneyim dedim. O da çalışmanı istemiyorum artık. Ben yokken dinlen, iyi vakit geçir dedi. Bir süre eşimin dediği gibi yapayım, sonra işlere yeniden geri dönerim diye konuyu tartışma haline dönüştürmeden kabul ettim. Günler günleri kovalayıp aylar ayları ilerletiyordu. İnsan boşta olunca zaman daha çabuk geçiyormuş. Aradan bir sene kadar süre geçmişti. Eşim giderek daha gergin ve somurtkan bir haline bürünüyordu. Onu bu denli sıkıntıya sokan şeyin ne olduğunu ne kadar sorarsam da sorayım cevap vermiyordu. Bir gün şirketteki müdürlerden birini aradım. Şirketteki durumlar nasıl, her şey yolunda mı diye merak etmiştim. Konuştuğum müdürle biraz havadan sudan sohbet ettikten sonra şirketteki işleri sordum. Adamın ses tonu değişti ve "Yeliz Hanım, sizin durumlardan haberiniz yok mu? Son zamanlarda işler iyiye gitmiyor. Akın Bey size hiç bahsetmedi mi?" dedikten sonra pot kırdığını fark etti ve konuyu kapatmaya çalıştı. Ama ben az da olsa Akın'ın neden böyle olduğunu anladım. Müdürle daha fazla konuyu uzatmadan telefonu kapattım. Kendi kendime işler iyiye gitmiyorsa Akın bu durumu nasıl düzeltecek acaba diye düşünmeye başladım. Akşam oldu, eşim eve geldi, yemek yedik. Sonra salona geçtik. Eşim yine aynı düşünceli halindeydi. Bugün şirketten müdürle görüştüm dediğimde yüzü bembeyaz oldu. Neden bana olanları söylemiyorsun? Benim de elimden bir şeyler gelir. Ne olursa yaparım, işe geri başlayayım dedim. Eşim, ben halledeceğim. Tekrar düzene gireceğiz, sen sıkma canını diye karşılık verdi. Sen sıkma canını dedi ama nasıl sıkılmaz ki insanın canı. O gece konuyu öylece kapattık. Ertesi gün eşim evden çıktığında ben de bir süre sonra evden çıkıp şirkete gittim. Telefonda konuştuğum müdürün odasına girip neler olup bittiğini detaylıca sordum. Bir süre konuştuktan sonra müdür muhasebe müdürünün odasını istedi. Muhasebe müdürü bilgisayarını da getirmişti. Bilgisayarını açıp bir süredir Akın Bey tarafından çok fazla nakit akışı olduğunu, ödemelerin nereye ve kime yapıldığını bilmediklerini ve giderek zarara girdiklerini söyledi. Aklım almıyordu. Akın neden böyle bir şey yapardı ki? Bu kadar parayı nereye harcamış olabilirdi? Müdürle konuşmam bitince Akın'ın odasına yöneldim. Akın'ın sekreteri genç ve tatlı bir kızdı. Selam verdikten sonra odaya girecektim ki, "Yeliz Hanım, Akın Bey sabah telefon edip bugün işe gelmeyeceğini, gelirse de geç geleceğini söyledi. Akın Bey'i bekleyecekseniz söylemek isterim," dedi. Yıllardır kocam şirkete herkesten önce gelip uzun saatler çalışmayı seven bu adam nasıl olurdu da gündüz vakti işi gücü olmamasına rağmen şirketten gitmişti. Sekretere dönüp, "Akın Bey bugün mü böyle erken çıktı yoksa daha önce de yapıyor muydu?" diye sordum. "Son birkaç aydır sık sık erken çıkıyor veya gelmiyor. Erken çıktığı vakitlerde de akşama doğru geliyor ya da hiç gelmiyor Yeliz Hanım," dedi. Kuşkularım ve endişelerim giderek artmıştı. Daha fazla şirketten kalmadan ayrıldım. Ve bir arkadaşımı arayıp onunla kahve içmek için buluştuk. Arkadaşımla buluştuğumda evde olanları ve şirketin durumunu ve Akın'ın gizli saklı işlerinden bahsettim. Akın'ı arkadaşım da tanırdı. Ve bu olanlara üçüncü bir göz olarak o da akıl sır erdiremedi. Arkadaşımla konuşmamda elbette ki çözüm elde edemeyecektim. Ama en azından aklımda olanları ona anlatarak az da olsa içimi dökmüş oldum. Akşama doğru eve geçtim. Akın hala gelmemişti. Birkaç saat sonra eve geldi ve suratı her zamankinden daha düşük ve neredeyse hiç enerjisi yoktu. Bilmeyen biri gün boyu ağır bir iş yapmış ve yorgunluktan konuşmaya bile mecali kalmamış sanırdı. Eşim önce bir duş aldı, daha sonra yanıma gelip biraz konuşalım dedi. "Evet, ben de konuşmayı çok istiyorum. Lütfen konuşalım," diye karşılık verdim. Karşılıklı oturduk. Ve önce ben konuya girecektim ki eşim hızlı davranıp, "Bugün şirkete gitmişsin. Müdürlerle ve sekreterlerle konuşmuşsun. Bunları benim sana anlatmam lazımdı aslında. Bu şekilde öğrenmeni istemezdim. Bir süredir işler iyiye gitmiyor. Bunu sana söylemek çok zor ama söylememin de vakti geldi sanırım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle kumara başladım. Bir süredir oynuyorum ve biraz para kaybettim," dedi. "Akın sen ne yaptın? Ne demek kumar oynuyorum?" diye söze atladım. "Şirketten aldığın paraların hepsini kumarda mı yedin?" diye şiddetle sorularımı devam ettirdim. "Akın bana doğru söyle. Sen kumar oynayacak biri değilsin. Bu bir şaka de. Başka işlere yatırım yapıyorum de. Paraları öylesine yedim deme. Kumar deme. Akın bana kumar oynamadığını söyle. Ne olur bunun olmadığını söyle." Ben sinirle ve öfkeyle konuşmalarıma devam ederken Akın küçük bir çocuk ifadesiyle gözlerimin içine bakıyordu. Sakinleşip kendime gelmeye çalıştım.
Başka bir şey olsa söylerdi evet ama kumar oynamış. Ne kadar para kaybettin diye sordum. Çok büyük bir miktar diye karşılık verdi. Daha önce bir makalede okumuştum. Kumar bağımlıların ciddi bir tedaviden geçmeleri aksi halde varını yoğunu kaybedeceği yazıyordu. Sonra birden düşündüm. Akın şimdiye kadar kumar olayından bahsetmemişti ve bugün ilk defa bahsediyordu. Şirketi kaybetmek üzere miydik acaba? Tekrar sesimi yükseltip Akın ne kadar zarardayız diye sordum. Şirket batmak üzere Yeliz. Bu evi de yakında satılığa çıkarabiliriz. Şimdi sakin ol ve beni iyi dinle. Evet çok büyük bir hata yaptım ve tüm paramızı kumarda yedim. Bu bende bir hastalık gibi oldu. Aklımı ve kendimi kontrol edemiyorum. Tek bildiğim ve düşünebildiğim bir çıkar yolu bulup hayatımızı tekrar düzene sokmam oldu. Her zamanki gibi yanımda ol ve bunun üstesinden gelelim dedi. Sinirimi yatıştırıp sakinleşmeye çalıştım. Tamam. Bu gece dinlenelim ve bu konuyu yarın tekrar sakince konuşalım dedim. Eşimin yanından kalkıp küçük odaya geçip uzandım. Düşünceler birbirini kovalayıp durdu. Şirketin elden gidecek olması bunca yılın birikimi ve emeği çöp olmak üzereydi. Saatlerce dua edip Allah'a yalvardım. Bu olanlar kötü bir kabus olsun diye dualar ettim. Düşünmekten, dua etmekten sabaha kadar uyuyamadım. Birkaç saat uyuduktan sonra uyandım. Ve eşimin gizli gizli birileriyle mesajlaştığını fark ettim. Kapı aralığından o beni görmüyordu ama ben onu görüyordum. Yazıştığı kişi bir kadın değildi muhtemelen. Yüzünde öfkeli ve korku dolu ifadeler vardı. Daha fazla dayanamayıp odadan içeri girdim. Ne yapıyorsun, kiminle mesajlaşıyorsun diye gergin bir ifadeyle sordum. Sesim erkildi. Hiç, önemli değil. İşlerle deyip telefonu cebine koydu. Akın, o telefonu beni almaya mecbur etme. Neler oluyor sabah sabah diye tekrar sordum. Bana biraz izin ver, kafamı toplamaya çalışıyorum dedi. İkimize bir kahve yapıp Akın'ın yanıma gelmesini bekledim. Biraz sonra yanıma geldi, ne söyleyeceğini meraklı gözlerle beklerken çok özür dilerim. Bu illet benim yüzümden de senin geleceğini mahvetti. Önüne geçilmez bir hal aldı. Her şey o kadar hızlı gelişti ki ne olduğunu anlayamadım. Ve beni büyük bir borcun içine soktular dedi. Ben konuyu atlayıp kim seni nasıl bir borca soktu? Şirketi anladım elden gidiyor ama geri kalanlar... Onlara bir şey yaptığını söyleme sakın diye olabildiğince sakince konuşmaya çalıştım. Hayatım, bak bir şekilde üstesinden geleceğim. Ama benim sağlıklı düşünmem için yanımda olman lazım. Bugün evimize biri gelecek ve tekrar konuyu atladım. Kim gelecek Akın? Evimize kim gelecek dedim. Allah aşkına bana olan biteni anlat. Kafayı yemek üzereyim dedim. Akın devam etti. Borçlu olduğum adama şirketi devretmek zorundayım. Ama şirketin ederi borcumu kapatmaya yetmiyor. Akın konuşmaya devam ederken istemsizce düşünmeye başladım. Şirketin ederi bile borcu kapatmaya yetmiyorsa nasıl bir borcun içine girmişti ki Akın? Devam etti. Borçlu olduğum adam evimiz nedenini öğrenmek için emlakçıyla beraber gelecekler. Daha küçük bir eve geçmemiz gerekebilir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir çıkış yolu bulmam lazım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum dedi. Akın'ın ailesi de benim ailem gibi orta düzeyde varlıklı insanlardı. Ve Akın tüm birikimini, tüm gücünü kendi kendisine yapmıştı. Şimdi tüm birikimini karanlık bir dünyaya teslim etmek üzereydi. Durumun neresinden bakarsan bakayım, eşime hak verdiğim hiçbir yanı yoktu. Ama insanoğlu, hata yapmaya çok müsait. Eşim de hataların en büyüklerinden birini yapmıştı. Bir şekilde eşimin yanında olmalıydım, yoksa işler daha kötüye gidebilirdi. Konuya girip, bak Akın, yaptığın hiçbir açıklaması ve mantığı yok. Ama bir yandan da olan olmuş. Tamam, daha küçük bir eve geçip her şeye yeniden başlayabiliriz. Ben de çalışırım, hayatımıza yeniden başlarız. Böylesine büyük bir kayıp kolay değil ama Allah başka dert vermesin. Yeniden, sıfırdan kazanabiliriz. Ben senin yanındayım, bunu unutma dedim. Eşim birden ağlamaya başladı. Bana sarıldı. Ağlarken çok özür dilerim. Sana bunu yapmamalıydım. Çok üzgünüm dedi, ağlamasına devam etti. Akını sakinleştirip kendisini az da olsa toparlamasını sağladım. Adamlar öğleden sonra gelecekler, önce eve bakacaklar, sonra da şirkete gidip şirketi ve evi adama devredecekmiş. Eşim üzgün, boynu bükük, yıkılmış bir haldeydi. Nasıl olmasın ki? Ben de yıkılmıştım. Ama Allah başka dert vermesin diye dua etmekten başka çarem yoktu.
Öğleden sonra orta yaşlı kodama tipli bir adam yanında birkaç kişi daha evimize geldiler. Adam eve gire girmez, vay vay ne güzel eviniz varmış. Akın Bey, bu evi senin elinden almak hiç hoşuma gitmiyor ama ne yaparsın hayat böyle bir şey diye küstahça güldü. Adam ve emlakçı evi dolaşırken yatak odamıza yöneldiler. Pardon, öyle izinsiz yatak odamıza giremezsiniz diye çıkıştım. O küstah herif aynı zamanda görgüsüzün duyarsızın tekine benziyordu. Emlakçı, beyefendi isterseniz oda uygun olunca bakalım dedi. Adam o pis bakışlarını bana dikip iğrenç bir ifadeyle beni süzdü. Akın'ın ruh sağlığı yerinde olmadığı için adamın tepkilerini göremiyordu ama ben görüyordum. Yatak odamız hariç tüm evi dolaştılar ve emlakçı evin ederini söyledi. Evin değeriyle beraber Akın'ın borcundan yeni ve küçük bir eve geçecek kadar paramız kalıyordu. Emlakçı sözleşmeyle beraber gelmişti. Evraklar imzalandı ve evliliğimizden beri biriktirdiğimiz tüm anılar bir kağıt parçasıyla beraber başka birinin eline geçti. Hazırlanıp toparlandılar. Ve giderken eşyalarınızı en kısa zamanda toparlayın ve evi boşaltın dedi. İçimden senin o şeytan yüzünü bir daha görmek isteyen yok. Bugün toparlanmaya başlayacağım dedim. İçimden geçenleri sadece yüz ifademle yansıtıp cevap vermedim. Adamlar ve eşim gider gitmez evimize yardımcı olan kadına durumu bahsettim. Ve bu evde son günlerimiz olduğunu söyledim. Kadıncağız da bunun farkındaydı. Evde olan nakit paradan yardımcımıza ödemesini yaptım. Ve artık gelmesine gerek olmadığını söyledim. Vedalaştık. Koca evde bir başıma kalmıştım. Bu evde son saatlerimi veya son günlerimi yaşıyor olacaktım. O gün eşim çok geç saatte geldi ve alkollüydü. Onu o halde görünce eşime o gece hiçbir şey söylemedim. Çünkü söylenecek bir şey yoktu ve eşimin beni anlayacağını hiç sanmıyordum. Kendisini iyice bataklığa sürüklüyordu. Ertesi gün uyandıktan sonra eşim yanıma gelip karşıma oturdu ve sessizce beklemeye başladı. Neden susuyorsun dedim, yine cevap vermedi. İkimiz de bir süre bekledikten sonra eve alan adamın nakliyecileri bugün gelecek dedi. Lafa girip Akın neden bugün geliyorlar? Biz daha ev bile bakmadık. Evi boşaltırlarsa biz nerede kalacağız? Bu kadar eşya nereye gidecek diye öfkeyle sordum. Eve alan adamın kiralık daireleri varmış. Onlardan birini bize kiraya verdi. Buraya da yakın sayılır. Toparlanana kadar orada kalacağız dedi. Beddua etmek istemiyordum ama İçimden eşime karşı hiç iyi şeyler düşünmedim ve yanından ayrıldım. Odama geçip eşyalarımı, elbiselerimi toparlamaya başladım. Eşyalarımı toparlarken ne düşüneceğimi, ne yapacağımı, nereye gideceğimizi hiç bilmiyordum. Her şey o kadar ani olmuştu ki önüne geçilmez bir şekilde hayatımız benim dışımda gelişmeye devam ediyordu. Birkaç saat sonra nakliyeciler geldi. Kalabalık bir gruptu ve eşyaları toplayıp kamyonlara doldurmaya başladılar. Eşyalarımız, anılarımız bir bir kamyonun içine dolup bizden uzaklaşıyordu. Adamlar sanki bunu bekliyormuş gibi hızlıca her şeyi toparlayıp evi boşalttılar. Biz de kendi arabamızla diğer evin yolunu tuttuk. Evet, yeni ev kendi evimize yakın bir bölgede sayılırdı. Yeni eve geldik ve içine girdim. Hor görmek için söylemiyorum ama bu ev kendi evimizden çok daha küçük bir evdi. Eşyaların çoğunun bu eve sığmayacağı belliydi. Akın kendinden geçmiş halde olduğu için nakliyecilere eşyalar bu eve sığmaz. Bazılarını ayıralım ve onları deponuz varsa oraya koyalım dedi. Ama adamların deposu yokmuş. İçlerinden biri, isterseniz ikinci el işleri yapan bir arkadaşım var. Onu çağırayım, ederi ne kadarsa satarsınız dedi. Yapacak başka bir şey yoktu zaten, olur dedim. Eşyalar ayırdım, adamlar eve taşıdılar. Ve ikinci el iş yapan adam gelip ayırdığım eşyalara çok az bir bedel biçip olursa bu paradan alırım dedi. Gerçekten de yok pahasına eşyalarımı vermek zorunda kaldım. Aileme veya Akın'ın ailesine durumu anlatmak ertesi gün aklıma geldi. Her şey o kadar hızlı gelişip ilerliyordu ki durup biraz düşünmeye hiç fırsatım olmamıştı. Akın'la beraber benim de gözlerime perde inmişti sanki. Kabaca yeni ev eşyaları yerleştirdikten sonra biraz dinlenmek için oturdum. Akın da pencerenin kenarında ayakta duruyordu. Akın ne yapacağız diye sordum. Ses vermedi. Akın, ailelerimize haber vermeliyiz. Onlar bilmeliler dedim. Sert bir çıkışta olmaz. Kimseye bir şey söyleyemeyiz. Ben bir şekilde bu durumu toparlayacağım dedim. Akın, seni bir doktora, bir psikoloğa vesaire birine gösterip tedavi ettirmeliyiz. Ve olan biten her şeyi ailelerimiz bilmeli dedim. Bu sefer daha da şiddetli. Ne doktoru ya, ne iyileşmesi. Ben hasta mıyım diye öfkeyle karşılık verdi.
Akıl sağlığı yerinde olan hiç kimse bu denli düşmez. Bu kadar hata yapmaz diye iç geçirdim. Öfkesine öfkeyle karşılık vermek istemedim. Birkaç gün sakinleyip bu konuyu tekrar açmayı düşündüm. O gece sabaha kadar ağlayıp tüm sinirimi gözyaşlarımla beraber yastığa akıttım. Akın'ın bundan hiç haberi olmadı. O gün öyle geçti. Ertesi gün hesabımızda kalan paraları Akın'la kontrol edip tüm parayı kendi üzerime aldım. Zaten bu şartlarda bizi birkaç ay idare edecek kadar para kalmıştı. Acilen evi düzene sokup iş bulmalıydık. Akın bu şartlarda ne zaman çalışabilirdi bilmiyorum. Ama benim çalışmam lazımdı. Kahvaltı yaptıktan sonra evi toparlamaya başladım. Birkaç saat sonra her şeyimize el koyan o pis herif geldi eve. Gene o küstah tavırlarını sergileyip güle güle oturun evde dedi. Gülümsedi. Ben adamla hiç konuşmuyordum. Biraz durduktan sonra Akın'a hadi notere gidip kalan işlerimizi halledelim de bitsin her şey. Ben yoğun biriyim. Fazla vaktim yok dedi. Sonrasında evden çıktılar. Aradan bir veya iki saat geçti sanırım. Kapı çaldı. Akın geldi sandım, açtım kapıyı. Karşımda o pis herifi gördüm. Sizin ne işiniz var burada diye sordum. Akın Bey birkaç evrak alıp gelecek. Son imzaları burada atacağız. Vaktim az olduğu için ben önden geldim dedi. Normal şartlarda böyle bir duruma katlanmazdım ama hala kendimde olmadığım ve adamdan bir şekilde çekindiğim için eve girme teklifini kabul ettim. Salona geçip oturdu. Usulen bir şey içer misiniz diye sordum. Kahve varsa olur dedi. Mutfağa geçip dağınık olan kutuların içinden bardak vesaire ararken adamın kapının eşine geldiğini sesini duyunca irkilerek fark ettim. Benim çok evim var. Bu evden de siz toparlanana kadar kira almayacağım. Kocan çok zarara girdi ama ben varlıklı ve akıllı biriyim. Kocan gibi tezgaha düşmem diye konuşmaya başladı. Ben karşılık vermiyordum. Kocan kendisiyle beraber seni de bataklığa sürükledi. Ondan boşanırsan şaşırmam dedi. Arkamı dönüp yüzüne bakıp ben eşimi seviyorum. Bu durumun üstesinden geliriz. Siz merak etmeyin diye sinirle cevap verdim. Sinirlenme güzelim. Ben olanı söylüyorum. Güzel olduğun kadar akıllı da bir kadına benziyorsun. Toparlarsınız tabii dedi. Ben lütfen salona geçer misiniz deyip Akın'ı aramak için telefonu elime aldığım sıra adam birden elimdeki telefonu alıp kocanın bana gerçekte ne kadar borcu var biliyor musun diye sordu. Şaşkınlıkla ve korkuyla adama bakıp kala kaldım. Bilmiyorsun değil mi? Senin kocan sersemin teki ve seni hak etmiyor. Bana olan borcunu tamamlaması için çok zaman geçmesi lazım. Ama benim o kadar vaktim yok deyip birden üzerime çullandı. Ne yapıyorsun bırak beni diye bağırmaya başladım ve birden yüzüme sert bir tokat yedim. Tokadın etkisiyle yere düştüm. Ben yerdeyken adam tam önümde dikilip kocanın borcunu sen ödeyeceksin. İster seve seve ister zorla deyip kemerini açmaya başladı. Kendime gelip olduğum yerden kaçmaya çalıştım. Adam beni tekrar yakalayıp yüzüme bir kez daha vurdu. Olduğum yerde üzerime çullandı. Adam benden çok daha iri olduğu için ne kadar istesem de karşı koyamıyordum. O adi adam bana yeni taşındığımız evin mutfağında tecavüz etti. İşini bitirdikten sonra kalkıp toparlandı. Ve borcun bir kısmını aldım. Ama daha sonra tekrar tahsilata geleceğim diyerek evden çıktı. Adam gidince olayın şokunu az da olsa atlatıp biraz kendime gelince hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Olduğum yerde ne kadar kaldım bilmiyorum. Ağlamam bitince yüzümdeki acıyı hissettim. Hem darp edilmiş hem de tecavüze uğramıştım. Eşimin günahlarının bedelini ben çekiyordum. Akşama doğru Akın eve geldi. Ve yüzümün halini görünce ne olduğunu, bana kimin vurduğunu sordu şiddetle. Akın'ı görünce artık tüm sinirlerim boşaldı. Ve Allah belanı versin senin. O adi herif gelip bana tecavüz etti. Senin yüzünden kadınlığımı, onurumu adi bir adam benden zorla aldı. Lanet olsun sana Akın. Defol git diyerek ağlamaya başladım. Akın gelip bana sarılmaya çalıştı ama var gücümle onu ittim. Kendimden geçmiş bir halde sinir krizi geçiriyordum. Kendime, Akın'a, duvarlara vurmaya başladım. Akın sinirle toparlanıp o adi herifi vuracağım, öldüreceğim diye apar topar evden çıktı. Ertesi güne kadar yataktan hiç çıkmadım. Sabah saatlerinde kapı açıldı, gelen Akın'dı. Yanıma gelmedi. Ben de onun yanına gitmedim. Akşam olmak üzereydi ve ben hala yataktaydım. Akın yavaş adımlarla yanıma geldi. Göz ucuyla yüzüne baktım. Çok ağır şekilde dayak yemiş görünüyordu. Namusunu korudun mu? Aldın mı öcünü diye kısık sesle sordum. Hiç cevap vermedi ve yatağın bir köşesine oturup
ağlamaya başladı. Akın ikimizin de hayatını karartmıştı. Kısık sesle konuşmaya devam ettim. Kendime gelir gelmez hastaneye gidip rapor alıp adamı dava edeceğim dedim. Bir süre sessizlik olduktan sonra bunu sana yapmana izin vermezler. İkimizi de öldürürler. Sana yaptıkları için adamdan hesap sormaya gittiğimde beni bir depoya kapatıp saatlerce işkence yaptılar. Sonra da arabayla evin kapısına kadar bıraktılar. Ayrılmadan önce sesimizi çıkarırsak bizi öldürmekle tehdit ettiler dedi. Ben ölmeyi hak ediyorum ama sana bir şey olmasına izin veremem dedi. Bana daha ne olmasını bekliyorsun Akın diye karşılık verdim. Sustu. Bir hastalık uğruna, kumar uğruna beni iğrenç bir adamın kollarına atan kendisi değildi sanki. Odadan çıkıp gitti. Eşim olacak adam borç da evle beraber kapandı. Ve üstüne biraz paramız kaldı derken bile yalan söylemiş. Aslında düştüğümüz bu uçuruma önceden yakalanmışız. Ve ben tüm olanları düşerken görmüşüm. Ertesi gün akşama doğru anca yataktan kalkıp duş alabildim. O iğrenç adamın kokusunu ve yüzümdeki acıyı unutmaya çalışıyordum. Ama böyle bir şey unutmak, üzerimden atmak, olmamış gibi varsaymak nasıl mümkün olabilirdi ki? Duş aldıktan sonra bir şeyler yemeye çalıştım. Hasta olup tamamen yatağa düşmeden önce kendimi toparlamaya çalışmam gerektiğini biliyordum. Bir şekilde kendimi iyileştirmem lazımdı. Yoksa bir daha asla ayağa kalkamazdım. Zorla da olsa bir şeyler atıştırdım. Başıma gelen olayları kimseye, özellikle de aileme anlatamazdım. Bu adam kimdir, nesidir, eli kolu ne kadar uzundur bilmiyordum. Ailemin de başına bir şey gelmesini asla kabul edemezdim. Birkaç gün evden çıkmadım ve eşim olacak adam da eve gelmedi. Utancından benim yüzüme bakacak hali yoktu elbette ki. Olan biteni düşünerek bir hafta kadar geçirdim sanırım. Bir haftanın içinde Akın iki defa eve gelip beni kontrol edip tekrar gitti. Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmiyordum ve sormuyordum da. Tam biraz kendime geldiğimi düşündüğüm bir gün kapı çaldı. Kim o dediğimde o iğrenç herif, ev sahibin, aç kapıyı dedi. Seni burada istemiyorum, defol git buradan diye korku ve panik içinde bağırdım. Boşuna bağırma, bu bina benim. Kapıyı açmazsan kırarım, beni zorlama dedi. Polis arıyorum, defol git buradan diye bağırdım tekrar. Ama adam kapıdan bir türlü ayrılmadı. Polis ararsan seni bu evden atarım ve doğduğuna pişman ederim. Beni daha fazla zorlama, aç şu kapıyı diye bağırdı. Korkudan, panikten ne yapacağımı bilmez haldeydim. Tekrar bağırdı. Aç kapıyı, konuşacağız. Yapacak bir şeyimin olmadığını fark edip kapıyı açtım. Kapının girişinde durmuş öylece bana bakıyordu. Ne istiyorsun dedim. Yüzün düzelmiş, güzelliğine geri kavuşmuşsun deyip içeriye adımını attı. Salona geçti. Gel buraya, konuşacağız dedi. Adi bir adam tarafından hem tecavüze uğramıştım hem de aşağılanıyordum. Bu adam için kadın sadece et parçasından ibaretti. Bu her tavrından belliydi. Salondaki koltuğa oturup kocanı seviyor musun diye sordu. Kısık sesle evet dedim. Hangi kadın bu kadar ezik bir adamı sever ki diye hayıflandı. Sonra devam etti. Beni iyi dinle. Benim gücümün nerelere ulaşacağını bilmiyorsun. Ben her istediğimi elde ederim. Ve seni yine istiyorum. Güzellikle yaklaşmazsan geçen seferkinden daha fena yaparım seni dedi. Gözlerim ben farkında olmadan yaşarmaya başladı. Ben içimden işkence çekerken adam hadi şimdi odana geç. Toparlan, hazırlan. Seninle yine birlikte olacağım. Fakat fazla vaktim yok, acele et dedi. İstemsizce odama doğru yöneldim. Odama girince bir anda aklıma intihar fikri geldi. Ben Allah korkusu olan biriyim. Ve intihar dinimizde çok büyük bir günah. Bunu düşününce intihar fikrinden vazgeçtim. Adamı yaralayıp öldürmeyi de düşündüm. Ama bunu da yapamazdım. Kaçış yolumun olmadığını görünce kahrederek üstün körü saçımı topladım ve üzerimdeki eşofmanları değiştirip gündelik bir elbise giydim. Ben hazırlanırken o iğrenç adam odama girdi. Şimdi biraz daha iyi görünüyorsun böyle deyip o iğrenç gülümsemesini tekrarladı. Ben cansız bir model gibi yatakta uzanırken adam üzerimde rahatladı. Hayatımda planladığım, rüyasını düşlediğim onca güzel şey varken iğrenç bir adamın altında zevk mezesi olmuştum. Çaresizdim. Beni en çok yaralayan şey de bu çaresizlikti. Adam işini bitirip evden çıktı gitti. Ben yine bir başıma karanlığın ortasında kalmıştım. Ruhumdaki tüm ışık sönmüş, rüzgarın bile savuramayacağı kadar küçülmüştüm. Günler böyle geçmeye başladı. Akın artık çok az eve uğrayıp kısa bir süre kalıp gidiyor. Diğer aşağılık adam da haftada bir gelip zevkini yapıp bir miktarda para bırakıp gidiyordu.
Yaşayan bir ölüye dönüşmüştüm. Birkaç ay daha böyle devam etti. Bir gün hamile olabileceğimi düşündüm. Emin olmak için hastaneye gittim ve testim pozitif çıktı. O iğrenç adamın çocuğunu karnımda taşıyordum. Başımdan kaynar sular döküle döküle eve zar zor attım kendimi. Tüm gün çocuğu aldırıp aldırmamayı düşündüm. Allah'ın verdiği canı ben nasıl aldırabilirdim ki? İnancım ve korkularım çocuğu aldırmaktan vazgeçirdi. Ama bu çocuğu nasıl doğuracaktım? Birkaç gün sonra Akın'ı aradım, eve gelmesini söyledim. Akın apar topar eve geldi. Salona geçip eserinle gurur duy Akın Efendi. Sayende o adi adamdan hamile kaldım. Çocuğum olacak. Bu çocuğun babası olmak ister misin diye öfkeyle suratını aykırdım. Akın'ın gözleri kan çanağı olmuş şekilde ağlamaya başladı. Ama tek kelime etmedi. Özünde çok iyi bir adamdı ama bulaştığı bu bela kendisinden çok beni lanetlemişti. Bu yüzden onu asla affedemezdim. Bir süre daha Akın'a bağırdım, çağırdım ama nafile. Benim bağırmalarım bitince Akın tek kelime bile etmeden evden ayrıldı. Ertesi gün o adi adam yine kapıya dayandı. Kapıyı açtığımda heyecanlı gözlerle bana bakıyordu. Hızlıca içeri girip duyduğum şey doğru mu diye keyifle sordu. Ne demek istiyorsun der gibi suratına baktım. Doğru mu? Hamile misin? Çocuğumu mu taşıyorsun? İçimden lanet olsun sen nasıl öğrendin diye ayıflandım. Sonra sen bunu nereden biliyorsun dedim. Gece Akın yanıma geldi. Senin hamile olduğunu söyledi. Çocuğu sahiplenmemi, sana bakmamı söyleyip gitti dedi. Sersem herif. O söylemese sanki ben çocuğuma bakamazmışım gibi erkeklendi bir de. Sözlerine devam ederken, ne diyorsun sen be derken ben fenalaşmışım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. O iğrenç herif odada bir koltukta oturuyordu. Karşımda görmek istediğim son kişiyi görüyordum. Gözlerimi tekrar kapattım. Kendime geldiğimi fark edince, hadi geçmiş olsun. Bebek de sen de iyisin. Oğlumuz olacakmış bak gördün mü? Benim gibi adamın oğlu olur zaten deyip o pis gülüşünü tekrarladı. Gerçekten de iğrenç bir adamdı ve dünyadaki en adi insanlardan birinin çocuğunu karnımda taşıyordum. Adam konuşmaya devam etti. Bundan sonra seni daha rahat bir eve taşıyacağım. Akıllı olursan karın bile olursun dedi. Çocuğuma iyi bak yoksa acısını senden çıkarırım diye tehdit etmeyi de ihmal etmedi. O an babamın lafı geldi aklıma. Küçüklüğümde yüzünün güzelliğinden ziyade bahtın güzel olsun kızım derdi hep. Babamın ne kadar haklı olduğunu şimdi daha iyi anlıyordum. Yüzüm çok güzeldi öyle derlerdi. Ama bahtım tam tersine çirkin bir sonla ilerledi. Birkaç hafta evde düşünmeyle geçti. Ama son bir iki gün iyice halden düşmeye, sağlığımla ilgili sorunlar yaşamaya başladım. Herhalde sıkıntıdan ya da hamilelikten diye düşünüyor çok önemsemiyordum. Ben sadece bu olanlardan nasıl kurtulacağım diye düşünüyor Allah'a dualar ediyordum. Bir sabah Akın'dan boşanma davasıyla ilgili mahkeme kağıdı geldi. Ben ne yapacağımı düşünürken Akın bana boşanma davası açıyormuş. O kadar ağır geldi ki bu durum bana. Sanki hayatımı kararttığı yetmiyormuş gibi hiçbir şey demeden boşanma davası açıyordu. Sonrası yok bende. Yine hastanede açtım gözümü. Kendime geldiğimde öğrendim her şeyi. Meğer olayların aslı çok daha farklıymış. Evet Akın çok büyük bir kumar batağına düşmüş. Ama madde bağımlılığına kadar varmış olay. Bu pislik adam Akın'ı pis işlerinde kullanıyormuş. Ben ilk zamanlar Akın'ın yanında gördüğünde bu adam beni hedefine almış zaten. Akın o sebeple sen artık çalışma gelme demiş bana. Bir kumar illetiyle başlayan işin ön arkası kesilmemiş. Ve çok karanlık işlere bulaşmış. Akın o kadar batağa batmış ki o pis adamla benim üzerimde hesap bile yapmışlar. Hepsini Allah kahretsin. Benim bayıldığım o gün eve baskın oluyor. Kapıyı açmayınca kapıyı zorlayıp içeriye giriyor ekip. Evde beni baygın görünce ambulansla hastaneye gönderiyorlar. Evde de arama yapıyorlar. Akın ve o pis adamın bir sürü akıl almaz pis işleri ortaya çıkıp yakalanıyorlar. Bense hastaneye zor yetiştiriliyorum. Aslında o bebek benim karnımda ölmüş ve beni de zehirlemeye başlamış. Beni acilen ameliyata alıp yoğun bakıma almışlar. Uyandığımda bu sefer karşımda gözü yaşlı ailem vardı. Rüyadayım zannettim. Tüm olanları ve sonucunu öğrendiğimde çok acı günler geçirdim ama hepsini geride bıraktım. Çok şükür ya Rabbim dedim. Rabbim beni kurtardı şükürler olsun. Sizi izleyenlere tavsiyem kumar gibi, alkol gibi, ihanet gibi alışkanlıklar edinmesinler. İnsanlar kısa süreli zevkler için nedenle hayatlar yıkıyorlar bilmiyorlar.
Çoğu farkında bile olmuyor. Mektubumu okursanız memnun olurum. Allah'a emanet olun. Çok geçmiş olsun. Evet, yine baskıyla, tehditle bastırılmış bir hayat. Zor, üzücü bir hayat hikayesi. Hayat hikayesinden çıkaracağımız derse, bu hanımefendi eşini o halde gördüğünde ailesiyle bu durumu paylaşmalıydı. Belki de o anın psikolojisiyle paylaşamadı, ne yapacağını bilemedi. Ama en azından bu hikayeyi gören birisi varsa, herhangi bir şeyde, sadece kumarda değil, kocasından, karısından yaşadığı bir sıkıntı varsa, işin içerisinden çıkamıyorsa, ailesinden birisine danışsın. Ne yapacağını sorsun. Hani gitmiş o arkadaşıyla oturmuş ya, en azından o arkadaşını anlatsaydı. Belki bir çıkış yolu gösterebilirdi. Bir diğer bir nokta, Allah korusun, böyle bir şeyle karşılaşırsanız, tecavüz vakası gibi bu tarz bir olayla karşılaşırsanız, hemen şöyle bir şey yapın, soğukkanlı davranmaya çalışın. Eğer kurtuluşunuz yoksa kabul etmiş gibi yanaşın. Evet, geleceğim, yapacağım gibi yanaşarak kendinizi koruyacak bir şeyler alın. Polisi arayabiliyorsanız arayın ya da kendinizi savunacak bir şeyler alın. Kendinizi savunun ve kurtulmaya çalışın. Çünkü burada nefsi müdafaa var. Çünkü size bir şeyler yaşatmaya çalışıyorlar. Ne bileyim, eline bir şey alıp onu etkisiz hale getirip oradan kurtulabilirdi. Ya da odaya geç deyip evden kaçabilirdi, bağırabilirdi. Bu hikaye o yüzden çok önemli. Allah korusun, başınıza bir şey gelirse soğukkanlı davranıp onların istediği gibi olduğunuzu gösterin. Ama öyle olmayın. Ama öyle olmadığınızı sadece siz bilin. Ve oradan kaçmak için en doğru yolu seçin. O adam geldiğinde de polis arayabilirmiş. Ama arayamamış, tehditle, baskıyla vesaire. Arkadaşlar, polisi aradığınızda zaten devreye ekipler var. Hemen arıyorsunuz, polisler geliyor. O yüzden bu tarz bir durumla karşılaşırsanız polisi arayın. Ve baktınız ki tehdit ediliyorsunuz, devlete sığının. Kadın sığınma evleri var. Kadın sığınma evlerine yerleştirdiğinde sizi bulamaz bu kişiler. Gerekirse başka bir şehre taşınabilirsiniz bu kişilerden kurtulmak için. Ki nitekim eğer olay ileri boyuttaysa, size ulaşacak bir boyuttaysa, devletimiz zaten kimlik numaranızı bile değiştirebiliyor. Farklı bir insan olarak farklı bir şehirde hayatınıza devam edebiliyorsunuz. Tabi bunlar olayın büyüklüğüne göre vesaire değişiyor. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri resmi makamlardan öğrenebilirsiniz. Evet, kumar illeti çok pis bir illet. Başlarda tatlı geliyor, ufak ufak başlıyor ve sonu bu tarz yerlere kadar gidebiliyor. Kumar her şeyi yaptırıyor maalesef. Rabbim bizleri kumar gibi pis illetten uzak eylesin inşallah. Bizim bu hayat hikayesinde nacizane tavsiyemiz, bu yaşanılan acı olaydan ders çıkartıp tekrarlarının yaşanmamasını sağlamak, vesile olmak. Evet sevgili dostlar, sürçülisan ettiysek affola. Eğer videolarımızı seviyorsanız aşağıdaki like tuşuna basıp videoya yorum yapmanız verdiğimiz emeklerin karşılığı olacaktır. Videolarımızı da WhatsApp gruplarında, Instagram hesaplarınızda paylaşırsanız kim bilir, belki birisinin keşke yapmasaydım demesine engel olursunuz. Gelecek bölümde görüşmek dileğiyle. Benzer acıların tekrarlarının yaşanmaması dileğiyle. Sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun.